Gazeteci yazar Murat Yetkin, Abdullah Öcalan'ın Tunceli Munzur Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Ali Kemal Özcan tarafından AA ve İHA aracılığıyla açıklanan mesajdan sonra meydana gelen gelişmelerin, Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçimini kazanmak için Öcalan'dan mı medet umar hale geldiği sorusunu sordurduğunu ifade etti. Yetkin, Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım'a yarayacağını belirttiği mektubun AA, İHA ve Ahaber tarafından yayılmaya başladığına da dikkati çekti. Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle: İmamoğlu'na karşı dolayısıyla Erdoğan-Bahçeli ittifakının adayı Binali Yıldırım'a yarayacak mektup, üstelik de terörist başı yaftasıyla Anadolu Ajansı, İHA ve Ahaber tarafından yayılmaya başladı. Sabah gazetesi ise daha hızlı davranarak Öcalan'ın başındaki terörist başı sıfatını kaldırdı, haberlerinde sıfatsız vermeye başladı. Akşam TV yayınında Erdoğan'a soruldu: Erdoğan işi Öcalan ile Demirtaş arasındaki liderlik kavgasına çekti, böyle yaparak İmamoğlu'nun seçimi kazanması halinde Öcalan'ı artık tamamen işlevsiz hale getirerek Demirtaş'ın liderliğini sayıl etmiş olacağını dahi önemsemez bir tutum sergiledi. HDP ise İmamoğlu'na desteğe devam edeceği izlenimi verdi ama resmi açıklamayı 21 Haziran'a bıraktı. Bu gelişme 2015'te tarihinin en yüksek oy oranına ulaşmasının kıymetini bilemeyip sınavı veremeyen HDP için yeni bir samimiyet ve demokrasi sınavı anlamına da geliyor. Seçime 2 gün kaldı, Erdoğan'ın şapkasından başka hangi tavşanları çıkartıp İmamoğlu'nun seçilmesini engellemeye çalışacağı merak konusu, Binali Yıldırım ise artık iyice kenara çekilmiş. Adeta kazansa da, kaybetse de Erdoğan'ın seçimi kabullenişine girmiş görünüyor. Gelinen nokta, Erdoğan-Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın İstanbul seçimini kazanmak için Öcalan'dan mı medet umar hale geldiği sorusunu sorduruyor. Bu gelişmeleri alt alta sıralayınca insan aklına hakim olmakta zorlanıyor. İlginizi çekebilir VGT, günün gazete manşetleri. İlginizi çekebilir VGT, Erdoğan'dan Yıldırım'a eleştiri, gerçekçi bulmuyorum.